tabii ilk depremin olduğu günden itibaren arama kurtarma çalışmaları hepinizin bildiği gibi yapıldı ve arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hasar tespiti çalışmaları sonucunda yıkık durumda olan ve acil yıkılacak durumda olan binaların öncelikle tespiti yapıldı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için tehlike teşkil eden binaların yıkılması ve mevcut yıkık binaların da kaldırılması, döküm sahalarına nakledilmesiyle ilgili olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Ben koordinatör vali olarak burada Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün teknik elemanları, yine Kars'tan gelen İl Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı olan teknik elemanlarımızla birlikte bir kontrol teşkilatı oluşturduk öncelikle ve yaklaşık bir 60 kişiden oluşan kontrol teşkilatıyla birlikte süratle enkaz kaldırma işlemlerinin ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Amacımız bayrama kadar buradaki enkazı kaldırmak, acil yıkılması gereken binaları yıkmak ve sonucunda da vatandaşımızı eski normal hayatına döndürme yönünde önemli bir adım atmaktı. Çok şükür şu gün itibariyle de enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldiğimizi ifade edebilirim. Aşağı yukarı acil yıkılacak ve yıkılması gereken binaların %93'ünü kaldırmış durumdayız bugün itibariyle. İnşallah bayrama kadar bu miktarı %100'e yaklaştırmak için gayret sarf edeceğiz ve kısa sürede çalışmaları tamamlamış olacağız bayrama kadar. Tabii bunlar acil yıkılacak ve yıkık binalar. Ağır hasarlı binaların yıkımı için de planlamalar şu anda yapılıyor. Acil yıkılacak ve yıkık durumda aşağı yukarı 6.300 bina vardı. Biz bunlardan 5.400'ünü aştık şu an itibariyle. Onları yıkmış olduk. Metrekare olarak da aşağı yukarı 2 milyon 400 bin metrekare civarında yaklaşık yıkıntıyı kaldırmış olduk. 2 milyon 580 bin metrekare toplam bir yıkıntı ve acil yıkılacak bina vardı. Dediğim gibi %93 oranla aşağı yukarı bu da tekabül ediyor metrekare olarak, alan olarak. Şu anda şehir merkezinde özellikle Battalgazi ilçesinde %96'lar, %97'ler seviyesine geldik. Yeşilyurt'ta da 90'ları aştık. Tabii Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri merkezden sonra en fazla hasarı alan ilçelerimizdi. O ilçelerimizde de aşağı yukarı 90'lar civarına geldik. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak biz yürütüyoruz. Tüm Malatya'da, tüm Malatya, diğer ilçelerimizde, yani Akçadağ ve Doğanşehir'in dışındaki diğer ilçelerimizde de yıkıntılar var ama onlar az sayıda. Onları da bu arada yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini devam ediyoruz. Umuyorum ki onları da çok kısa bir süre içerisinde, birkaç günlük süre içerisinde bitirmiş olacağız. Kent genelinde aşağı yukarı tabii orta hasarla da dahil 45 bin civarında bina var. Bunu dediğim gibi bunlardan ağır hasarlı olanlar şu anda planlanıyor. Planlama neticesinde bunların yıkımı da kesintiye uğramadan inşallah önümüzdeki günlerde devam edecek. Hasar tespit çalışmaları sonucunda ki tespitler şu anda askı sürecinde. Askı süreci bittikten sonra daha da netleşmiş olacak ağır hasarlı binalar ve hiçbir kesintiye uğramadan bayramdan sonra inşallah ve askı süresinin bitiminde bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Amacımız şu: vatandaşımız zaten çok zarar gördü, yakınını kaybetti, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Psikolojik açıdan tabii ki sıkıntılar çekti. Hayatı bir an önce nasıl normalleştirebiliriz? Burada eski düzeni nasıl tekrar geri getirebiliriz? Bütün kamu görevlileri olarak, burada gönüllüler, herkes bunun için çok gayret sarf ediyor. Biz de bu gayreti en üst düzeyde gösteriyoruz. İnşallah
enkaz kaldırma çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımıza bu yönden bir destek vermek istiyorduk. Çok şükür şu an itibariyle de bunu başardık. İnşallah ağır hasarlı binaların yıkımının tamamlanmasıyla birlikte her şey inşallah eskisi gibi olacak. Vatandaşımız enkazlardan, ağır hasarlı binalardan kurtulmuş olacak.